Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım her zamanki gibi çok iyisinizdir. Bugünkü bölümümüzde sizlere Shiba Coin'de neler olduğundan dikkat etmemiz gereken bir şeyden bahsedeceğim. Bir de üstüne gidip %200 yıllık getiri kazanabileceğimiz bir platformdan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani dolu bir bölümümüz var tabii ki ama ondan öncesinde YouTube algoritması için de benim için de bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bu aralar daha da sık bilgi paylaşmaya başlayacağım. Telegram kanalımı takip ederseniz de ki linkini videonun altına veriyorum. Çok sevinirim. Şimdi bir an önce videoya geçiyoruz. Haydi. Evet arkadaşlar gördüğümüz üzere piyasada genel hava çok pozitif değil. Ama şu an 46 binlere daha rahat tutunduk diyebiliriz. Yani buradaki hatta Bitcoin daha rahat tutundu. Dominansı geriledi. Yani %44'lerden %42'lere bakın neredeyse geriledi. Bu altlar için iyiye işaret. Zaten bu yüzdendir ki birçok altta atıyorum Luna gibi, Algo gibi, e, Dot gibi de olabilir yine Atom gibi daha sert çıkışlar gördük. Bu demektir ki genel düzeltmeler yani bunlardan daha toparlanamamış olması ama küçük bir kıvılcımla çok daha iyi yerlere gidilebileceği ki zaten BTC'de hani 52-53 binleri neredeyse gördükten sonra tekrar biraz daha gerileme yaşadık. Ee, gördüğünüz yerdeyiz ama bunlar normalde güzel düzeltmelerdir. Yani kar satışlarıdır. Kar satışlarından sonra da daha sert çıkışlar gelebilir. Şimdilik biraz daha konsolide devam etmekteyiz. Yani ben buradaki rakamların hala güzel alış fırsatları verdi verdiğini bize düşünmekteyim ki zaten bir önceki videomda da matikle alakalı bir video yaptım. Daha bugün arkadaşım bana yollamış böyle böyle matik aldım. 1.48'den de söylediğim videodaki rakamdan da sattım. Güzel bir kar elde ettim diye. Kesesine bereket. Umarım siz de yapmışsınızdır. Yani yapanlarınız vardır. Şimdi birkaç tane önemli haberden bahsedelim. Bakın El Salvador'dan sonra Yeni artık birer birer böyle tık 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 devam edecek. Domino etkisi gibi düşünün bunu. Ukrayna'da latest country to legalize Bitcoin. Bitcoin'i işte legal olarak kabul eden, kripto parayı kabul eden ülke haline geldi Ukrayna. Şimdi bu çok iyi bir haber. Detayına çok fazla inmesem de yavaş yavaş bakın burada da söylüyorlar. Slowly goes global. Yani global olarak yayılıyor bütün ülkeler arasında. Bu bizim gibi kripto severler için kriptonun daha da fazla duyulması, yayılması, kullanılması, doğal olarak fiyatın artması için çok önemli bir haber. Bir sonraki haberimizde Pancake Swap. 22 Eylül'de NFT pazar yeri ve Pancake Squad koleksiyonunu başlatacak. Şimdi NFT'ler çok trend olmaya başladı. ve doğal olarak herkes bu pastadan dilimini almaya çalışıyor. Pancake Swap'ı bilenleriniz olabilir, bilmeyenleriniz olabilir. E bu Binance'in de az çok desteklediği diyebilirim arkasında durduğu bir swap platformu. Buna benzer bir platformdan bahsedeceğim zaten bugün de videonun biraz daha ilerleyen zamanlarında. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz üzere NFT başlatacaklar. Yani buradaki fiyatlar hani bu tarz şey karakterleri satacaklar. Buradan da para toplayacaklar. Bakalım gelecekte çok daha farklı yerlerde NFT'leri görme şansımız var. Ama küçük bir paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi Shiba kısmına geçersek ondan bahsetmek istiyorum demiştim. Daha öncesinde bir video yapmıştım Shiba ile alakalı. Onu da zaten şu üste vermiş olayım. Bakmak isterseniz hani dikkat edin neden önemli artık Shiba, Doge'den farkı nedir falan gibisinden konuşmuştum. Şimdi Shiba'ya geldiğimiz zaman küçük bir düşüş yaşattı ama son dönemlerde Doge ile karşılaştırdığımız zaman çok daha sert bir çıkış yaşattı Shiba. Şimdi bunun sebebini de bir daha vurgulamak istiyorum sizlere. Shiba finally listed on Coinbase. Şimdi Coinbase'te biraz sıkıntılar yaşandı ilk listelendikten sonra ama Coinbase'te artık listelendi. Yani çok daha büyük yerlere giriyor. Doğal olarak bunun haberi bile fiyatın artmasına yetiyor. Ama sadece bu değil tabii ki. Daha arka planı da olduğu için Shiba'nın yine Doge'ye kıyasla çok daha iyi yerlere gelebilme ihtimali var yine bir şaka koyunu olarak başladı ama en azından arkasını doldurarak devam ediyor diyebiliriz. Yine gördüğünüz üzere burada da söylüyor Shiba price recovers yani kendini topladı diyor after brutal sell off işte satıştan çok büyük bir satıştan sonra kendini toparlamayı bildi diyor Shiba'da. Bu da gayet iyi. Şimdi bunun sebebi şu. Bir önceki videomda gösterdiğimde sizlere bir sebep söylemiştim. Daha yüksek risk olsa bile şu an Shiba'yı biraz daha fazla düşünüyorum. Hani hem elde tutmayı hem gelecek için kenarda tutmayı. Bunun sebebi şuydu. Shiba Swap diye bir platform çıkarmışlardı ve platform coin'lerinin uzun vadede nerelere gelebileceğini sizlere o videoda açıklamıştım. Dediğim gibi linkini verdim zaten bakabilirsiniz. Şimdi burada bir şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. Zaten hani o dikkat dediğim şey de buydu videoda. Bakın ben o videoyu yaparken 24 saatlik hacim. Yaklaşık herhalde bir ay falan oldu o videoyu yapalı. Belki 3 hafta bile olmuş olabilir. O videoda 24 milyon dolar civarındaydı. Bu platformun 24 saatlik hacmi. Şimdi baktığımızda 46 milyon dolar. Neredeyse 47. Bu neredeyse platformun kullanımının iki katına çıktığını gösterir arkadaşlar. Yani fiyat da doğal olarak orantılı bir şekilde arttı. Buranın kullanımı arttıkça, başarılı bir şekilde devam ettikçe ki 3 hafta içerisinde tamamıyla her şeyi 2 katına çıkarmak bu 1000 dolardan 2000 dolar değil, 20 milyon dolar eklemekten bahsediyorum arkadaşlar. Yani bu platformun aslında daha da fazla işe yaradı. Daha fazla kişi kullandı ve farklı yerlerde böyle Coinbase gibi büyük borsalarda da listelenerek çok daha iyi yerlere gelebileceği aslında görülüyor. Şimdi dikkat etmeniz gereken nokta da bu. Bugünkü diğer konumuza yani %200 ve belki de daha fazla yıllık bir kazanç sağlayabilecek size bir kripto yatırım platformu diyebiliriz. Bu daha çok stakingle alakalı, DeFi staking ile alakalı ve bunu anlatabilmek için staking ne demek? Yani çok fazla detayına inmeden şunu göstermek istiyorum. Bakın belli başlı coin'ler belki sizin de yatırım yaptığınız ama çok fazla detayını bilmediğiniz coin'ler olabilir. Proof of Stake coins diye bir şey var. Şimdi burada gördüğünüz en baba diyelim. Bu coin'lerdir. Cardano'dur, Binance'dır, Solana'dır, Polkadot'tur, Algorand'tır. Zaten Avalanche'tır. Bakın görüyorsunuz. Yakın dönemde hani rallisini yapmış coin'lerden bahsediyoruz. Buraya Proof of Stake coin dediğimiz zaman Burada gördüğümüz coinler arkadaşlar mantık olarak bir yerde stake yapılabiliyor. Farklı platformlar olabilir, farklı borsalar olabilir. Farklı yerler, farklı fırsatlar tanıyor insanları. Şimdi bunları stake yaptıktan sonra ne oluyor? Siz orada tutuyorsunuz ve sizlere belli başlı bir kar oranı veriliyor. İşte bu aylık olabilir, genelde yıllık olur ama günlük şekilde ödeme yapılır. Ve istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Bu daha böyle flexible yani esnek paketi oluyor. Normalde bir de kilitli paket vardır. Kilitli pakette biraz daha fazladır. Çünkü hani düşüp çıkması durumunda siz bunun kilidini açamazsınız. Bir ay sonra bitecekse bir ay sonra biter gibi düşünün. Bu şekilde bir sistemi var şimdi bahsedeceğim platform. Bakın Platinum Finance diye bir platform. Bunu da yeni buldum. Yeni yeni başlamış bir platform diyebilirim. Yine videonun başında PancakeSwap ile alakalı bir haber okuduk. Bu PancakeSwap'ın sistemine çok benzer bir sistem oluşturulmuş. Ki içerisinde BNB, BUSD ve de stake yapılabiliyor ki bunlardan da zaten şimdi bahsedeceğiz. Burada arkadaşlar hani genel sistem dediğim gibi stake üzerine devam etmekte. Yani siz bu siteye liquidity yani nakit akışı sağlıyorsunuz stake yaparak ve zamanla da size bu nakit verdiğiniz nakitin ya da işte değiştirip koyduğunuz BNB'nin ya da e, Pancake Coin'in ya da BUSD'nin kalanında sizlere bu sitenin coin olarak geri veriliyor. Ve istediğiniz zaman da bunu değiştirip tekrar BNB alabiliyorsunuz, tekrar işte BUSD alabiliyorsunuz. Tamamıyla size kalmış ama istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Şimdi site yeni bir site. Tabii ki kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de yeni olduğu için kazanç oranları daha fazla dikkat çekebilmek açısından biraz daha fazla. Yani kendi kar oranlarını çok daha az tutup yatırımcılarına daha fazla kazanç veriyorlar. Sonrasından bunlar tabii ki dinamik olarak biraz daha değişebilir. Şimdi aşağı baktığımız zaman yaklaşık şu an sitede yeni dediğim gibi başladığında total stakelenen miktar 35 bin dolar civarında burada görülüyor. Ben burada ilk baktığım zaman 45 bin dolar civarındaydı. Daha sonra gördüm 30 bin dolar, tekrar 5 bin dolar. Yani sürekli bir akümülasyon var ve ondan sonra paralarını alıyor insanlar. Hani farklı şekilde karlarını alıyorlar ve çıkıyorlar. Bu şekilde bir sistem var. Ama buraya nasıl girebiliyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor diye soracak olursanız, şimdi burada connect kısmı var. Tabii ki bütün hepsini birer birer anlatmayacağım ama burada connect kısmını tıkladığınız zaman MetaMask kullananlarınız olabilir. Eğer yoksa bu çok önemli. MetaMask'ı mutlaka öğrenin. Çünkü kripto ile alakalıysanız MetaMask artık olmazsa olmazlardan oldu diyebiliriz. Trust Wallet da olabiliyor. Bu da bağlanabiliyor. Benim genelde iki kullandığım budur. Bir de üzerine Binance Chain Wallet var. Hani en çok bilinenlerden istiyorsanız bunlardan herhangi birisi olabilir ama ben genelde MetaMask ya da Trust Wallet kullanmaktayım. Bunları bağlayabiliyorsunuz yine öğrenmek isterseniz nasıl olacağını da Learn How To Connect kısmı var. Buraya tıklayabilirsiniz. Şimdi buradaki özelliklerden birkaçını beraber dolanalım. Ondan sonra ana özelliğine götüreceğim sizleri. Bakın Exchange kısmı var. Bu Exchange kısmına geldiğiniz zaman Trade ve Exchange kısmında zaten ana sayfasındayız direkt gördüğünüz üzere. Burada herhangi bir şeyi değişim yapabiliyorsunuz. Swap yani değiştiriyorsunuz, takas ediyorsunuz gibi düşünün. Liquidity de buraya cash sağlıyorsunuz. Yani herhangi bir coin'den farklı bir coin sağlayabiliyorsunuz. Atıyorum BNB koyuyorsunuz buraya. Yine mine kısmına gidelim beraber sizlerle. Şu an dediğim gibi ana birkaç tane özellikleri var. Çok fazla yok. Burada mine kısmında arkadaşlar Bunları kullanabiliyorsunuz. Bakın göstereceğim sizlere. PLT dediği platinumun kendisidir. Normalde zaten herhangi bir şey kazandığınız zaman PLT olarak kazanırsınız. Ama bunu istediğiniz zaman çevirirsiniz diğer coinlere. Ki onu da birazdan göstermiş olacağım. Bakın PLT BUSD. Yani BUSD bu Binance USD Dollar Stable Coin'den bahsediyoruz. Yine PLT BNB diye geçiyor yine başka bir BUSD seçeneği var burada gördüğünüz üzere. Bakın USDT kullanabiliyorsunuz BUSD ile birlikte. Bu şekilde bir seçeneği var. Yine aynı şekilde CAKE kullanabiliyorsunuz BNB ile. Ee, onun dışında aşağı inelim. Ethereum kullanabiliyorsunuz DOT kullanabiliyorsunuz. Yani bilindik aslında coinleri kullanabiliyorsunuz burada. Ki birçoğumuzun elinde zaten bu coinlerden olduğu için herhangi bir yatırım yapmak istenirse daha rahat bir şekilde yapılabilsin diye. Şimdi buraya arkadaşlar normalde tabii ki bir cüzdan açmanız gerekiyor ki onu da zaten Unlock Wallet kısmından dediğim gibi bunlardan birini ekleyerek yapıyorsunuz. Şimdi bunu da aslında açıklamışlar çok detaylı bir şekilde. Ona böyle küçük bir bakmış olalım beraber. How to Start Farming kısmı var. Yani Farming ve Staking aslında çok benzerler. Burada bunu açıklamış, nasıl yapabilirsiniz diye. Burada arkadaşlar bakın öncelikle işte You need to have a metamask with Binance Smart Chain Setup. Şimdi bu şekilde burada anlatıyor. Eğer bu yoksa diyor, burada size anlatıyor. Bunu izleyin buna bakın diye. Sonrasında you need to have some BNB. Bazı küçük kesintileri ödeyebilmek için bir BNB'niz olması lazım. Ben mesela kullanıyorum. Birçok kesintiyi 5 dolarlık BNB ile bile e, her türlü halledebiliyorum. Bakın add platinum to metamask. Metamask'e nasıl platinum bu koini PLT koini e eklersiniz. Bunu da açıklamış sizlere. Kontrat adresini yazarak oluyor. Bu da burada yazmakta. Bunu da kullanabiliyorsunuz. E, aşağı indiğimiz zaman ikinci adımda ne yapmanız gerektiğini açıklıyor. Dediğim gibi çok böyle net e, şu 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 şeklinde gitmeyeceğim. Zaten burada hepsinin açıklaması var. Çok fazla zamanınızı almayayım bu şekilde zaten. Bunu yaptıktan sonra da son adımlardan biri olarak Platinum Finance'a mine kısmına yani işte kazım yap kısmına geldiğinizde bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ekleyebiliyorsunuz artık çünkü meta bağladıktan sonra. Yine aynı şekilde şunu da göstermek istiyorum. Bakın geri dönelim buradan. Tech Rate Audit. Bakın bu da önemli. Daha önceki videoda sizlere, iki önceki daha doğrusu videoda sizlere bir site göstermiştim. Yeni bir coin, ETL coin ki ondan sonra %20-25 arttı biz sonraki gününde. E, güzel bir şey oldu bizim için de, alanlar için de. E kesenize bereket diyelim. Orada iki tane şirket vardı, Hacken ve Techrate. Bunlar test yapıyorlar. Bu tarz... Şirketleri bu tarz siteleri test yapıyorlar. Hani ne kadar güvenilir olabilirler, gerçek mi, saadet zinciri mi, hani bu tarz şekilde testlerini yapıyorlar ve bu testlerden geçebilenler aslında bunu zaten hani yayınlıyor burada, yayınlayabiliyor diyelim ki bunlarda TechRate Audit şeklinde buraya koymuş. Eğer bakmak isterseniz buradan PDF'i indirip sonuçlarına bakabilirsiniz. Bu gerçekten gayet güzel ama yine de şunu da söylemek istiyorum illa rate audit yaptı ya da ben söyledim diye değil araştırmanızı iyi yapın. Bu tarz platformlarda Binance'te bile arkadaşlar %100 güvenmek diye bir şey olamaz. Çünkü siz kripto ile ilgileniyorsunuz. Bu her zaman yüksek getiriler, yüksek risk içermektedir. Şimdi onu yani yüksek getiriden kastım şu Bakın APR dedi arkadaşlar bu yıllıktır. Yıllık %77, %78 neredeyse bir getirisi var. Bunu aylık olarak, günlük olarak size ödeme yapıyor ve dediğim gibi istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Ama bunun gibi getiriler doğal olarak daha fazla, daha riskli yatırımlar gerektirmektedir. Yani bu Site ya da platform tarafından yapılan. E doğal olarak da bu yatırımlarda bu yatırımın kayıp olma durumu da vardır. Bakın yine burada da söylemiş, of course these higher yields come with the larger risks than lending, liquidation, impermanent loss etc. Şimdi bunu demesinin sebebi hani kesinlikle olacak değil. Zaten bu insanlar başlatmış ve başarılı bir şekilde yapabiliyor şimdilik. Ama diyor ki bunun bilincinde olarak ki bunu yazmaları da gayet iyi bir şey. Hani bunu söylüyor olma. Normalde farklı böyle sıkıntılı siteler diyelim bunu hiç yazmaz nasıl para kazanacaksınız kesinlikle kazanacaksınız İşte şu yüzde budur 6 ay kitliyoruz ee, kesinlikle paranızı alacaksınız çok daha fazlasını zengin olacaksınız şeklinde zaten söylendiği zaman bizim oradan böyle koşarak uzaklaşmamız gerekiyor ama bunun güzel bir yanı hem bunu söylüyor hem de istediğimiz zaman parayı çekebiliyoruz buradan bir şey daha göstereyim sizlere bakın burada exchange'e girdiğiniz zaman trade kısmından Burada arkadaşlar bakın eğer PLT'niz varsa çünkü yatırım yaparsanız PLT olarak kazanıyorsunuz. PLT'ye tıkladığınız zaman aşağıda herhangi bir şeyi seçebiliyorsunuz. Bakın buradan istediğiniz coine çevirebilirsiniz bunu. Mesela diyelim ki ada almak istiyorsunuz. Ne kadar elinizde PLT biriktiyse bunu adaya çevirebiliyorsunuz. Zaten sizin burada cüzdanınız bağlı olduğu için atıyorum MetaMask bağlı olsun. Bunun üzerinde yapılmış gibi oluyor ve MetaMask'ınıza yansımış oluyor. Yani bu kadar kolay bir şekilde halledebiliyorsunuz bu sitedeki işlemlerinizi. Evet süper arkadaşlar. Umuyorum ki bu videodaki bilgiler de size yararlı olacaktır. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda Telegram'dan da tekrar bahsetmiş olayım. Daha da fazla bilgi paylaşacağım dediğim gibi bugünlerde başlayarak daha doğrusu onun linkini de videonun hemen altına vermiş oluyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.